Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Uzun bir tatilden sonra tekrar birlikteyiz. İkinci sınıfın son konularını biz uzaktan eğitimle bitirmiştik. Hatırlıyorsunuz, kanalımızda videolarımız mevcut. Bu videolarımızda da ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken şöyle eski konuları bir telafi edelim, bir hatırlayalım, gözden geçirelim ve yeni konulara da şöyle bir göz atalım istedim. Bu amaçla bu videoları çekmeye başladım. Şu an Türkçe dersinin ilk konusunu işliyoruz. Harf bilgisi ve harflerin özelliklerine bakacağız birlikte. Umarım ders videolarımız sizler için faydalı olur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Haydi bakalım, şimdi başlayalım konumuza. Ya Allah, Bismillah diyelim. Konumuza başlayalım. Çocuklar, ilk konumuz harf bilgisi. Harf ne olduğunu zaten biliyordunuz ama kısaca bahsedelim yeri gelmişken. Dildeki sesleri göstermek için kullanılan işaretlere ne denir çocuklar? Harf denir, öyle değil mi? Harf. Peki bir harfin örneklerini verelim. Harfe örnek verelim. A harfi, B harfi, C harfi, Z harfi, D harfi gibi, değil mi? Harflerin örneklerini bu şekilde sıralarız. Bir dilin seslerini gösteren belirli bir sıraya göre dizilmiş harflerin bütününe alfabe denir. Bakın, alfabeyi unutmuş olabiliriz. Bir hatırlayalım. Bir dilin seslerini gösteren belli bir sıraya göre dizilmiş harflerin bütününe alfabe denir. Bakın, burada şu çok önemli çocuklar. Belirli bir sıraya göre dizilmiş olması gerekiyor. Yani alfabemizi biliyoruz. A'dan Z'ye kadar harfler gidiyor. Bunların belirli sıraya göre dizilmiş olması gerekiyor. A, B, C, yani sırasının bozulmamış olması gerekiyor. Alfabe diyebilmemiz için. Alfabemizde biliyorsunuz kaç harf vardı çocuklar? 29 harf vardı. Bu 29 harfi biz iki grupta inceliyorduk. Onlara da birazdan değineceğiz. Ama şu harflere bir bakalım. Belki yaz tatilinde şöyle gözden kaçırdığımız harfler olmuştur diyeceğim ama siz artık 3. sınıfa gidiyorsunuz. Sizin unutmuş olduğunuz harf yoktur. Ama şöyle yine de bir bakalım, değil mi? A harfi var, B harfi, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Çok yoruldum. Çok var, değil mi? Bu harflerin sıralaması bizim için önemliydi. Hatırlıyor musunuz? Biz ikinci sınıfta sözlük kullanmaya başlamıştık. Sözlükte kelimeleri ararken harflerin sıralamasına dikkat ediyorduk, değil mi? A harfiyle ilgili bir kelime arayacaksak, A harfiyle başlayan bir kelime arayacaksak sözlüğümüzün ilk sayfalarına bakıyorduk. Z harfiyle ilgili bir kelime arayacaksak sözlüğümüzün böyle son sayfalarına bakıyorduk, değil mi? Dolayısıyla alfabemizdeki harflerin sıralamasını bilmemiz bizim için çok 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 önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Devam edelim. Karşımıza neler çıkacak bir bakalım. Harf bilgisi. Evet. Çocuklar, biz harfleri iki grupta inceliyoruz. Ünlü harfler ve ünsüz harfler. Öğretmenim, ünlü harf nedir, ünsüz harf nedir? Ünlü harf şu. Çocuklar, ağzımızdan rahatlıkla çıkartabildiğimiz, söylerken zorlanmadığımız harfleri biz ünlü harf diyoruz. Sesli, yani diğer bir anlamı adı, ünlü harflerin diğer adı çocuklar, sesli harf. Peki, kaç tane ünlü harfimiz var bizim çocuklar? 8 tane ünlü harfimiz var. Birazdan ne olduğunu göreceğiz. Devam edelim. Yalnız başına söylenemeyen, mutlaka ünlü bir harf yardımıyla söyleyebildiğimiz harflere de biz ünsüz harfler diyoruz. Diğer bir anlamıyla adıyla sessiz harf diyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu sessiz harfler çok sessiz. Hiç konuşamıyorlar, konuşmayı sevmiyorlar. Yalnız nasıl konuşuyorlar? Yanına bir arkadaş gelirse, yanına bir dostu gelirse onun yardımıyla konuşabiliyorlar. Yoksa hep sessiz sessiz bekliyorlar. Sessiz harflerimizde bizim tam 21 tane sevgili çocuklar. Bir hatırlatma daha yapalım. Türkçe'de sözlüklerin başında yumuşak G harfi asla bulunmaz. Bunu da düşünmeye çalışmayın. Yumuşak G harfi ile ilgili bir kelimemiz yok. Peki şimdi gelin şu harfleri, ünlü ünsüz harfleri bir tanıyalım. Ünlü harfler, sesli harfler diğer ismiyle iki grupta inceleniyor çocuklar. Kalın ünlüler ve ince ünlüler şeklinde. Kalın ünlüleri biz A, I, O, U. İnce ünlüleri de biz E, I, Ö, Ü şeklinde sınıflandırmışız. Devam edelim. Neler var çıkacak karşımıza? Evet, karşımıza bir etkinlik çıktı çocuklar. Aşağıdaki harflerden bir önce ve bir sonra gelen harfleri yazalım demiş bize. Hemen bakacağız. Bir önce ve bir sonra gelen harfler.
C harfinden bir önce gelen harf hangi çocuklar? Biliyoruz değil mi artık alfabetik sıralamayı öğrendik. Bu bizim için çok önemli. B harfi. Peki C'den sonra gelen harf hangi çocuklar? Ç harfi. Peki F'den önce gelen E harfi. F'den sonra gelen çocuklar? G harfi. İ'den önce gelen I harfi. İ'den sonra gelen çocuklar? J harfi değil mi? Jandarmanın J'si. L harfinden önce gelen çocuklar nedir? K harfi. L'den sonra gelen M harfi. O'dan önce gelen nedir çocuklar? N harfi. O'dan sonra ise Ö harfi gelir. O'nun noktalısı. P'den önce Ö harfi gelir. P'den sonra ne gelir? R harfi gelir. Ş'den önce ne gelir? S harfi gelir. Ş'den sonra T harfi gelir. Ü'den önce U harfi gelir. Ü'den sonra V harfi gelir. Y'den önce ne gelir yine? V harfi gelir. Y'den sonra ne gelir? Z harfi gelir. Evet, kutucuklar arasında belli bir sıralama yok. Dolayısıyla bazı harfleri ilk kez kullandık. Buna dikkat edelim. Evet, devam ediyoruz. Karşımıza ne gelecek bakalım. Evet, karşımıza bir soru geldi. Hemen bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı V harfi U ve Ü harfinden önce gelir. Hemen açtık alfabetik sıralamaya bakıyoruz. V harfi U ve Ü harfinin önce değil, sonra geldiğini gördük. O zaman A şıkkı yanlış. Peki, şeye bakalım. B şıkkına bakalım. N harfi L ve M harflerinin arasındadır diyor. Hemen yine bakıyoruz. N harfi L ve M harflerinin arasında değil. M harfinden sonra. O zaman B şıkkı da yanlış. Peki C şıkkına bakalım. F harfi G harfinden önce E harfinden sonra gelir diyor. Evet, doğru bilgi. F harfi G harfinden önce E harfinden de sonra gelir. Cevabımız C şıkkı olacak. Bir başka soruyla devam edelim. Alfabetik sıralamaya göre bu kutulara sıra ile aşağıdaki harflerden hangileri gelmelidir? Yukarıda K, M ve O harfleri verilmiş. Bazı kutucuklar boş bırakılmış. Öncesi ve sonrasına bakacağız. K harfinden önce hangi ses gelir çocuklar? Harf gelir. Hatırlayalım. Değil mi? J harfi. Peki. K harfinden sonra ne gelir? L harfi. L'den sonra ne gelir? N harfi. Dolayısıyla baktığımız zaman cevabımızın B şıkkı olduğunu görüyoruz. Başka bir etkinlik geldi karşımıza. Aşağıdaki sözcüklerdeki ünlü ve ünsüz harfleri örnekteki gibi yazalım. Evet, ilk sözcüğümüzü bize söylemiş Atatürk sözcüğü. Ünlü harfler ve ünsüz harfler şeklinde ayırmış örneği. Biz de kitap, öğrenci, okul, boya ve sinop kelimelerine bakacağız. Kitap sözcüğüne hemen bakalım. Sesli harflere yazacağız önce. Sesli harfler nedir çocukta? Burada i var değil mi? A var. I ve A. Sesli harf. Peki. Sesli harfler geriye kalan harfler de sessiz harf oluyor o zaman. K, T ve P harfi. Öğrenci kelimesine bakalım. Ö var, E var, İ var. Ö, E, İ. Bunlar sesli harfimiz. Geriye kalan yumuşak G, R, N ve C harfi de sessiz harfler. Peki okula bakalım. O var, U var. Geriye kalan K ve L de sessiz harf oluyor. Boyaya bakalım. O var, A var. B ve Y kelime harfleri de ünsüz harf oluyor. Sinop kelimesine bakalım. Ünlü ve ünsüzlere sinop kelimesinde İ harfi ünlü, O harfi ünlü. Geriye kalan S harfi, N harfi ve P harfi de ünsüz harf yani sessiz harf. Evet, basit bir etkinlikti ama yine de düşündürücü oldu bizim için. Devam edelim. Karşımıza başka bir soru geldi.
Kalemlik kelime için ünsüz harfleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kalemlik sözcüğündeki ünsüz harfler. Bakın biz ünlü ve ünsüz harfleri eğer çok iyi biliyorsak şıklara bir göz attığımızda hemen yanlış olan şıkları buluruz. Bakın A, E, İ demiş. A, E, İ harflerinin ya, ünlü harfi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bize ünsüz harfleri soruyor. A, E, İ ünlü harfte A şıkkı elenmiş oldu. B şıkkına baktığım zaman A harfi ünlü harfi olarak biliyoruz biz. Araya karışmış. O zaman B şıkkı da yanlış. Geriye kalan C şıkkında K, L, M, L ve K harfleri bizim yukarıdaki kelimemizin içerisinde var mı bakıyoruz. Evet, K var, L var, M var, L var, tekrar K var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor sevgili çocuklar. Devam edelim. Varsa başka sorumuz. Evet, başka bir soru geldi karşımıza. Alfabemizdeki ünlü harfleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ünlü harfleri biliyoruz artık öğrendik değil mi? Neydi onlar? A, E, I, O, Ö, U, Ü. Baktığımız zaman bunlar hangisinde var? Hangi şıkta var? Tamamı B şıkkında var. A şıkkında A var. E var. Diğerleri ünsüz harf. C şıkkında U ve Ü harfi var. Geriye kalan sessiz harf. Ama A, B şıkkında bütün harfler ünlü harf. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı oluyor. İlköğretim sözcüğünde kaç tane sessiz harf vardır? İlköğretim sözcüğünde kaç tane sessiz harf vardır? Sessiz harfleri soruyor değil mi? Hemen bakalım. Baştaki i sesli harf. Yandaki l sessiz bir. K sessiz iki. Yumuşak g var sessiz üç. R var sessiz 4, T var sessiz 5 ve M var sessiz 6. Dolayısıyla 6 tane sessiz harf var. Evet sevgili çocuklar, bu dersimizde biz harfleri, sesli harf ve sessiz harfleri gördük. Alfabemizdeki harflerin sıralamasına baktık. 3. sınıfın ilk konusu yine harflerle ilgili olacak sizin için. Bu dersimizde hem 3. sınıfa hazırlık oldu hem de 2. sınıfı şöyle bir tekrar etmiş olduk. Daha fazla soru çözmek, daha fazla etkinlik yapmak isterseniz sevgili çocuklar, atayancılık.com adresindeki telafi eğitimi kitabına erişebilirsiniz. Tüm derslerle alakalı birçok etkinlik ve soruları buradan çözebilirsiniz sevgili çocuklar. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Aklınıza takılan yer varsa yorumlar kısmına yazmanız yeterlidir. Oradan cevap veririm. Videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.